<laughs> Güllük beldesi atık su arıtma tesisinde önceki gün metan gazı zehirlenmesinden yaşamını yitiren 7 işçiden 5'i için cenaze töreni düzenlendi. <gülüyor> <gülüyor> cenaze töreninde 5 işçinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. 2 kişinin cenazeleri ise sabah saatlerinde memleketleri İstanbul ve Konya'ya gönderildi. <laughs> Güllük beldesinde metan gazı zehirlenmesinden dolayı Mustafa Yükselkum, Özcan Özkan, Fikret Özdemir, Hasan Özgür, Mevlüt Özbakır, Serkan Miral ve Mustafa Öztürk hayatını kaybetmişti. Güllük'te yaşanan metan gazı faciasının ardından 5 kişi için İsmail Yiğit Spor tesisleri içerisindeki futbol sahasında cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine Muğla Valisi Mustafa Akan Güvençer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Fevzi Kurşun, Muğla İl Emniyet Müdürü Ahmet Akbal, Milas Kaymakamı Bahattin Atçı, Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat, Çevre ilçelerin Belediye Başkanları, Kamu Kurum Müdürleri, Siyasi Partilerin il ve ilçe Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Metan gazı zehirlenmesinden yaşamını yitiren 7 işçiden Mustafa Yükselkum, Fikret Özdemir, Hasan Özgür, Mevlüt Özbakır ve Serkan Miral'ın cenazeleri Milas'ta toprağa verildi. <laughs> Mustafa Öztürk'ün cenazesi memleketi İstanbul'a, Özcan Özkan'ın cenazesi de memleketi Konya'ya gönderildi. Milas Kaymakamı Bahattin Atçı, olay metan gazı zehirlenmesi. Teknik bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan ekip gerekli incelemeyi yapacak. Metan gazı oksijenden daha ağır olduğu için dibe çöküyor. Baca'dan çıkıp gitme durumu yok. Dipte olan bir olay zaten. Maalesef 7 vatandaşımızı da kaybettik. Olayla ilgili soruşturma başlattık dedi.